program ekiplerimiz Diyarbakır'da inşaat sektörüne hizmet veren Aytek Yapı'yı çalışma alanlarında görüntülüyor. Firma sektördeki deneyimlerini yapmış olduğu projelere başarıyla yansıtıyor. Firma sahibi Murat Tekoğlu, ekibimizden Oğuz Maden'in sorularını yanıtlıyor. Kanal A ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Değişik sektörlerden derlediğimiz haberleri, yenilikleri, yeni oluşumları siz değerli izleyenlere aktarmaya devam ediyoruz. Kameralarımızı bu hafta Diyarbakır'a çevirdik. Diyarbakır'da çok değerli bir konuğumuz var efendim. Aytek Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Tekoğlu ile birlikteyiz. Efendim öncelikle bizleri kabul ettiniz. Ben size teşekkür etmek istiyorum. Murat Tekoğlu kimdir efendim? Sizden başlayalım. Vallahi biz sulacılıktan gelmeyiz. 7 senedir inşaat sektörüne başlamışız Diyarbakır'da. Yani 10. siteler yapıyoruz. Ve burada daha güzel yapıları yapmayı düşünüyoruz. Yani zaten örnek daire baktınız. Daha böyle geniş bir çapta, daha bir güzel bir şekilde çalışmayı düşünüyoruz yani. Çok güzel. Peki efendim şu anda burada 5 blokluk bir ciddi bir proje yapıyorsunuz efendim. Bunun da ismi Tediye Sitesi. Hakikaten takdire şayan. Bu projeyi biraz isterseniz sizlerden dinleyelim. Lokasyon olarak hangi bölgede yapıyorsunuz? Diyarbakır'ın hangi bölgesinde? Kayapınar 75'in arka tarafından. Yani Kayapınar bölgesi olarak geçiyor. Örnekler olarak zaten örneklerimizde gelen arkadaşlar görür, bakar. Yani en son model sit alanı olsun daha yapılacak. Onları da yani güzel bir şekilde hayata geçireceksiniz. Evet. Peki Murat Bey biraz dairelerden bahsedelim. 5 bloktan oluşuyor. Kaç tane daire olacak burada? Daireler kaç artı 1 oluyor? Kaç metrekareden oluşuyor? Daireler zemin katlarımız 2 artı 1. Bize uç blokumuz 3 artı 1. 2 blokumuz 4 artı 1 daire yapıyoruz yani. Peki efendim Allah nasip ederse ne zaman hayata geçecek bu daireler? Bu daireleri 12. ay 1. ay arası teslim etmeyi düşünüyoruz. Çok da bir zaman kalmamış. Evet. Yani. Peki kalite politikası çok önemli artık inşaat firmaları için. Kaliteli malzeme kullanmak çok önemli. Yani hakikaten bunu çok dikkat eden bir kurumsunuz. Biraz dairenizin kalite politikasından bahsedin. Yani zaten dairede gördüğünüz gibi kaliteli malzeme. Yani bugün yani iç mimarla çalışıyoruz. Yani iç mimarla çalıştığımız zaman biz de aynen ortak olarak beraber çalışıyoruz. Ondan sonra zaten bütün malzemeleri gördünüz kaliteli. Kesinlikle. Şey gelen görür zaten. Yani... Her şeyle dört. Yani bu siteye girip de bir çivi çakan tahmin etmiyorum. Jeneratör olsun, kamera sistemi olsun, site alanları olsun. Güzel. Yani sosyal paylaşım alanı olsun. Şöyle diyelim, Alaba Otoparkı olsun. Hı. Yani her şeyle böyle en son projeyi düşünüyoruz. Yani. Peki efendim sektördeki biraz da isterseniz sıkıntı ve beklentilerden bahsedelim. Sizler de burada daha fazla istihdam yaratmak için, daha fazla projeler yapmanız için önünüzün de açılması lazım tabii ki. Neler istersiniz efendim? Şimdi yani şöyle bir şey var yani şu anda mesela ben buraya bittiğim zaman burada 45 dolu bir arazi arkadaşlarla ortaklı bir düşüncemiz var. Burada bu projede mesela özellikle uç bloku 2 artı 1, mesela 3 artı 1, 4 artı 1 bir projeyle düşünüyoruz. Ama yani buranın önümüzü açması için bazı kurumların yollar olsun, şey olsun, altyapılar olsun bu sıkıntılar bazen sıkıntıdır. Eğer önümüz açılsa tabii güzel projeler Diyarbakır'da düşünüyoruz. Çalışmak, yani inş imkanı saklamak bunlar hepimizin önümüzde olan düşüncelerimizdir.